Şimdi konulara biraz daha hani böyle genişleteceğiz ama her şeyden önce başlangıca gidelim Serhat. Tamam yani ben aslında ekrana bir resim göstereyim 21 numaralı e, gravürü bir verebilirsek bir oradan isterseniz bakalım ekrana Evet. evet. Şimdi Cennet evet. ve e, <laughs> iblis Allah diyor ki ben bir varlık yarattım bu varlığın ismi Ademdir ve bütün meleklerine ve cinlerine diyor ki secde edin. Bir varlık secde etmedi. İblis. Niçin secde etmedi? Şimdi bu seni söylediğin şey Bakara suresi talim esma denilen bir bölüm var. Orada geçiyor. Zaten ilk oradan başlıyor. Şimdi o secdeden önce melekleri çağırıyor. Bütün melekler. Şimdi orada melekler dediği zaman tabi bunu nasıl anlayacağız? Yani meleği ben güç kuvvet yani bunlar o günkü sistem içerisinde var olan türlerin hepsini temsil eden temsilciler gibi onların işte ne bileyim genel kurmay başkanı gibi böyle hani bir şey anlayabiliriz böyle bir yapı bir yapı anlayabiliriz ve orada hepsini çağırıp bunların içinde iblis de var daha önce o melek statüsünün içinde iblis de var yani kendisi melek değil ama o melek statüsünün içinde yer alıyor ve onlara Adem'i tanıtıyor. O tanıtmada da karşılıklı bir şey var. İmtihan gibi bir şey var. Esmaları soruyor esmaları. Esma dediğimiz zaman kainatın bütün yapısını oluşturan bunlar manalar aslında. İsimlendirilebilen bir şey manadır. Ve sınırlandırılmış demektir. Onları soruyor. Ve hepsine Adem cevap veriyor. Melekler cevap veremiyorlar. Neden cevap veremiyorlar? Çünkü esmalar iki kategoride. Cemali ve celali olan esmalar var. Yani daha uygun, insana daha makul gelen. Daha pozitif diyelim. Daha pozitif diyelim. Yani pozitif negatif diye de ayırmayalım da. Zorlayıcı sistemler var. Daha uygun sistemler var. Şimdi celali sistemleri e, biliyorlar, bilmiyorlar. Pardon biliyorlar ve kendileriyle karşılaştırma yaparak insanda celali sistem de olduğunu düşünerek orada bir itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki yani kan dökecek çünkü nereden biliyorlar bunu celali sistem de var. Bütün esmalar olduğu için bunu bu insanoğlu kontrol edemez manasında bir itiraz var orada. Ve ondan sonra Adem bütün esmaların sorulan sorulara cevap veriyor. Verdikten sonra Allah'ın meleklere hitabı var. Ben sizden her şeyi bilirim demedim mi diye onlara bir şey var. Bir o itirazlarına bir kapıyı kapatma şeklinde bir karşı bir söz var. Oradan anlaşılıyor ki Adem bu işe uygun. Yani verdiği cevaplardan anlaşılıyor. Melekler de orada. Verdiği cevaplar kendi sistemini ne kadar celali esmalarda olsa kontrol edebilecek yeterlikte bir yeni bir yaratık olduğunu orada ispat ediyor. Ve onun üzerine bunun kabul edilmesi için yani orada bir hukuki varlık kabul ediliyor aslında. Yani yeni bir tür olarak kainata yeni bir tür gelin gelmiş ve bunun tür olarak kabul edilmesi lazım. İlk prototipe yapılıyor bu olay, bu sorgulama olayı. O prototip kabul ettikten sonra eşeyli olma aşamasına geçilecek ve eşeyli olma aşamasında da kendi türünü devam ettirebilecek. Yani yetkinlik kazanacak. O kabulde bütün melekler Allah'ın bu emri üzerine Secde ediyorlar yani kabul ediyorlar. Adem'in bir tür olarak kainatta varlığını kabul ediyorlar. Orada bir itiraz oluyor. İtirazı eden iblis. Bunu daha başka ayetlerde e, İsra suresinde cinlerden olduğunu Kur'an-ı Kerim bir ayetle söylüyor. Yani iblis cinlerden de diyor. Kesin yani süresi. o bir tür olarak e, iblisin cinlerden bir tür olduğunu yani cin türünden bir ...orada bir tem oluyor. temsilci Kef olduğunu Suresi anlıyoruz. Kehf Suresi 50. ayette geçiyor sanırım. Kehf evet. Suresi'nde mi Suresi geçiyor? Kehf Suresi 50. ayette geçiyor. Evet, tamam ben yanlış söyledim İsra diye. Kehf suresine geçiyor. Şimdi bu itiraz... ...önce o mecliste... ...sözlü olarak ortaya atılan bir şey... İtiraz edebilir misin? Edebilir misin? Bizim Millet Meclisi gibi düşünebiliriz bunu. Yani bir konuya muhalefet partisinden birisi çıkıyor, itiraz ediyor. Şimdi burada itiraz diğerleri kabul ettikten sonra yani oylama yapıldı diyelim. Mecliste bizim meclisten örnek veriyorum. Oylama yapıldı. Oylama yapıldıktan sonra artık bunun devam ettirilmemesi gerekiyor. İtiraz olarak devam edebilir ama eyleme geçirip bu sistemi çünkü bu yeni bir şey, bir proje bu. Yani insanoğlunun varlığına ait bir proje. İnsanoğlu projesi diyelim. Şimdi orada eyleme geçirilirse bu iş, yani bozmaya çalışırsan sen bunu, bütün herkes kabul etmişken orada artık e, iblisin meclisten dışlanması gündeme geliyor. Onun projenin bozmaya çalışıldığını nerede görüyoruz? Cennetteki olaylarda görüyoruz. Adem'le eşi var. Daha eşeyle hale gelmiş gelmemiş tam belirli değil. Ve iblisin yanaşıp onlara ...vaatlerde bulunduğunu görüyoruz. İşte oradaki meyve yedirme meselesi falan filan var. Onları açarız isterseniz yani konuyu genişletebiliriz. Şimdi o projede benim anladığım şu... ...burada iblis girip sistemi bozmak istiyor ve Şimdi, bozuyor da. Şöyle Buradan, bir girizgah yaptım. Bir şunları evet. göstermem lazım. Efendim hani yine bana yazacaksınız şimdiden söyleyeyim. İki kitap bu hafta kozmik miras Serhat Ahmet Tan ait evrensel ardalık kanunu aslında konuyu e, sormamın sebebi ardalık kanununa getirmek. Evet. Onu konuşacağız. İkincisi de e, sevgili kardeşim Sefer Darıcı ve Ayşel Çetinkaya'nın Şok Reklamcılık Hiç beklemediğin anda kitaplarını e, size öneriyorum bu hafta. Şimdi bunu niye gösterdik? Şimdi göster ardalık kanununa gelelim. Evet. Şimdi. Şimdi burada bir evet. ilave edeceğim bir şey var. Evet. Ee... Ahmet'in bahsetmiş olduğu konudan bir adım öncesi daha var. Yani Adem'in yaratılışına itirazdan bir önce durum daha var. Ee, Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor önce. Melekler. İşte halife onu anlattım ben de. İşte o noktada yani daha İblis'in itiraz gibi durumu yok. Melekler diyor ki Kan halife bir şeyin ardılı devamı demektir. Kan dökecek yeryüzünde yine kan dökecek birilerini mi yaratacaksın diye soruyorlar. Şimdi bu soruyu neden soruyorlar? Yani Ademden önce bir yaratılış var Bir kan dökülmüş ve bu daha sonra bunun üzerine Adem yaratılacak. Bunun üzerine işte Ahmet'in bahsettiği konular oluyor Secde ediyorlar ve secde ettikten sonra, Burada iblisin itirazı geliyor. Fakat e, sadece Adem yaratılışıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde Adem ismi bir yerde geçiyor. Evet, yaratılış ve itiraz geçiyor. Ama bunun haricinde bir beşer, bir insan. Yani itirazlar bir beşer yaratılırken de var. İnsan yaratılırken de var. Hameyn Mes'lundan yarattığım bir... Ee, ...min hameyn... E, ...min salsal, min, sal sal min hameyn meslun... ...dan yarattığına mı secde edeceğim... ...diye bir itiraz olarak iblisin... ...itirazı görülür. Tinden yarattığına mı... It, e, ...yarattığına itiraz edeceğim... ...ben ediyorum, beni ateşten... ...onu tinden yarattın diye itiraz vardır. Beşer olarak geçen... ...itiraz vardır. Artı insan olarak geçen itiraz vardır. Adem olarak geçen... ...itiraz vardır. Ne demek istiyorsun? Bunları ayrı ayrı yani hepsinde Adem olarak geçmiyor. Bu anlamları tek tek değerlendirmek gerekiyor. Tabi asıl itirazının ne olduğunu anlayabilmek için bu diğer maddelerin içerisindeki o kelimelerin manalarında da doğruyu aramak gerekiyor. İblisin itirazını görebilmek için. Şimdi bu beşerden kasıt insan mıdır? İnsandan kasıt Adem midir? Ee, o yapılar bize neyi anlatıyor neyi söylüyor ve bir öncesi de Adem'den önce Adem'in yaratılışı Bakara suresi 30. ayetten sonra Ahmet'in anlattığı konular geçer ondan önceki yaratılanlar var o zaman meleklerin içerisinden ya da o vasfa sahip olan iblis itiraz ederken e, halifelik ya da orada henüz e, neden yaratacağını söylemiyor. Ben diyor diğer yüzünde bir şey yaratacağım, birisini yaratacağım. Özellikle bir <laughs> ne yaratıcı konusunda bir açıklama yok orada. Halife yaratacağım. Dese ki insan yaratacağım belki daha önce insan yaratılmadı. Ama halife demek ki halife ise aynı türün bir devamıdan endişe ediyor ki melekler. Daha, yani şunu söylüyorsun. Daha önce böyle bir problem yaşanmış. Yine evet. bir insan benzeri bir varlık yaratılmış. Bu, bu, bu varlık çok sorun i̇şte, yarat, yaratmış. O varlık yani, o varlık halife ise iblisin itirazı belki kendisi dünyada e, cinler ya da o iblis soyu zürriyeti Ama çok cüriyeti, e, şöyle düşünmüyor var, musun sen, yani burada? Ama hani ama bu dünyada çok, değil olay tabii. Tabi, dünyada tabi, da, da olmayabilir. Çok yok. yani böyle arz diyelim ona Konuyu yok, yok. o anda ırksal arz bir şeye dönüştürdüğün zaman yani va varlıklar arasındaki bir çeşitin başına geçirilecek birisi diye de bakabiliriz. Yani Ama halife olmaz o yok, zaman. Yok ama şimdi şöyle. E, yani bir kuşun halifesi insan olamaz. Şimdi, şimdi yok, şöyle, şöyle düşüneceğiz onu. Evet. Ee, konuşabilir ben, miyim? Ben söylersem söyle. şimdi. O zaman Ben mi söyleyeyim? Hadi, tabii sen söyle. Tamam ben söyleyeyim. Şimdi sen şöyle <laughs> Burada daha önce de bir şey geçmiyor orada o Bakara suresindeki ayette ama halife kelimesi geçiyor. Halife kelimesi evet daha önce olandan yeni bu. Yani yeni bir şey yapıyoruz. Bunun yerine geçsin. Bunun yerini alsın gibi manası evet. var. Ama buradan ben şöyle mana çıkartıyorum. Bu dünyada olmuyor bu olay. Daha sonra dünyaya geliş var. Dünyada olmadığına göre, dünyanın dışında bir yerde olduğuna göre o zaman burada türler var demektir. Bu türlere yeni bir tür ekleniyor ve bu türlerin yerini alsın. Bunlardan sonra bu halife olsun. Halif bundan sonraki demek zaten. Yani bu da bunlardan sonra olsun manası var orada. İşte benim baştan anlattığım mana bununla ilgili. Yani orada türler var zaten temsil edenler, melekler de onlara anlatılıyor. Melekler dendiği zaman böyle biz tabii uçan hayali varlıklar gibi anlıyoruz ama aslında öyle değil. Melek kuvvet demek. O kuvvet komutanları gibi onu anlayabiliriz. Her türün temsilcileri gibi anlayabiliriz. Çünkü İblisi de cinlerden de dediği zaman ayrı bir tür ismi vermiş oldu. Evet. Başka türler de olabilir orada. Ve iblis onların temsilcisi. Diğerlerinin temsilcilerinin isimlerini vermiyor ve başka türlerden bahsetmiyor ama orada anlıyoruz ki bir meclis gibi bir şey var. O meclise yeni bir yaratık ekleniyor, yeni bir tür ekleniyor. Evet. Bu da halife. Şimdi ben devam edeyim. Sen evet, söyleyeceklerin tabii varsa. Şimdi burada bu projeye itiraz önemli değil. Önemli ama İtiraz seviyesi önemli değil. Yani anlattım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konu olur. Ona itiraz edebilirsin. Ama kabul edildikten sonra oylandı, kabul edildi, kanunlaştı diyelim. Bu yürürlüğe girdi. Sen şimdi gidiyorsun arkadan bunu bozmaya çalışıyorsun. Bu bozma işlemi bu cennet denilen yerde iblis tarafından yapılıyor ve eyleme geçiriliyor. Eyleme geçirildikten sonra zaten meclisten dışlanıyor. Eyleme geçirilme şu. Buradaki bu türden bu projeyi bozmak için bir yan dal üretme projesi bu. Ve ona vaatler vererek Adem'e ve eşine bir sürü vaatlerde bulunarak. Çünkü vaatler de yani hiç anlaşılacak gibi vaatler değil. Anlaşılıyor ama tam o tutturamıyoruz yerine. Çünkü cennet her şeyin istediğin zaman olacak bir yer ve ebedi bir yer. Öyle değil mi? Burada diyor ki gel sana ebedilik ağacını göstereyim. Yani seni, seni ebedi yapmak istiyorum. Ya zaten ben ebediyim. Bir şeye de ihtiyacım yok. cennetteyim. Sen bana ne vaat edebilirsin ki? Ya iblisin bu vaadine Adem kanıyor. Ama Hac nasıl e, orada kanıyor? orada ebedilik dediği işi biraz açmak lazım. Yani o bilginin kendisi mi? Bilgi yoksa değil orada, yoksa sonsuzluk. Şimdi orada benim yorumuma Hali göre. Aynı kelimesi geçiyor orada. Benim yorumuma yani, göre şöyle. E, senin bir de de kelimesi de geçiyor. Ebedilik de var. Ebedilik ağacı. Ebedilik var. Ebedi kelimesi de geçiyor. Ee, şey de var. Mülk var. Bir la de mülk var. Yani sanki orada bir ağaç da yok. Yok yani yok. Belki... Vaat ederken şöyle diyor. Yıkılmaz bir saltanat vereyim sana. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek aslında. Ben burada iblis olarak bir türüm. Milyonlarca yıldan beri benim devamım var. Sen daha yenisin. Ademsin. insanoğlu olacaksın. Ama senin projenin yürüyüp yürümeyeceği belli değil. Gel benimle birleş, türünü benimle birleştir de ancak bu şekilde ebedi olabilirsin. Yoksa insanoğlu olarak ebedi olmana imkan yok. Hatalar yapacaksın, şu olacak, bu olacak, bu proje iptal olacak diye onu kandırıyor. Yoksa oradaki ebedilik bir kişinin bireysel olarak çok uzun yaşaması veya bir şey ihtiyacı olmaması demek değil. Ya orada anlattığı şey türü, kendi türünle benim türümü birleştirir. Zaten bütün plan bunun üzerine. Evet. Şimdi burada özgün bir tür var. Özgün bir türü bozmak için gelip ona öyle bir şey söylüyor ki sen bunu yaşatamazsın benim türümle birleştirirsen anca devam edersin insanoğlu olarak deyip orada bozuyor. Ve bozunca bunun yan dalları oluşuyor. Bozmak ne demek? E, bozmak şu şimdi burada bir meyve yedirdi deniliyor. Şimdi bu meyvanın ne olduğunu anlamamız lazım. Orada ee geleyim mi araya? Gir. Tabii tabii sohbet ediyoruz. Evet, şimdi Bayram Adem sohbet. Adem de eşin cennete yerleştirmeden evvel orada bir tembihte bulunuyor Allah siz diyor orada ne sıcaklık, ne soğukluk, ne de açlık hissedeceksiniz diyor. Tabii biz bunu şu anki meallerden okuyarak çeviriyoruz. Bakıyoruz ki yani açtığın sıcaklığın ve soğukluğun hissetmedi hissedilmediği bir ortam var. Yani burası e, dünya gibi değil, başka bir alan gibi anlaşılıyor. Keza onlar oradan kovulduklarında, daha doğrusu çıkarıldıklarında ve şeytan kovulduğunda inin aşağıya diye e, devamında geliyor. Oradaki yapısal şeyde e, şeytan denetine, geçmiyor zaten. Cennete yerleştirildikten sonra, kovulduktan sonra... Ama söylüyorum. o şeytanı orada, kovdum demiyor. Orada birbirlerimize inin. düşmanlar ama olarak inin kim isterken onlar? işte... Birbirlerine inin dediği kim? Onları anlamamız lazım yani. Tabii şimdi Anlarsın ona gelmeden... Ol, e, orada... E, Kur'an-ı Kerim'de geçen ekale kelimesi... E, bir şeyi yemek anlamına geliyor. Evet hani bir elma yemek, katı bir maddeyi yemek anlamına geliyor ama... Bu kelimenin geçtiği yerlerde... Kafa eti yemek... Kul hakkı yemek, e, yetim hakkı yemek gibi anlamlarda da geçiyor. Aslında bakıldığı zaman hani bir şeyden istifade etmek, faydalanmak gibi ağacadan istifade ediyorlar. Yani şecereyi de bu sefer ağaç mı soy mu diye düşünmemiz gerekiyor. Arapça'da karşılığı nedir? Eğer soysa ayrı değerlendireceğiz, ağaçsa ayrı Serhat değerlendireceğiz. Serhat soydan gidiyor ama değil, değil mi? mi? Şimdi evet. Ben şuradan Şimdi gidiyorum. Şuraya alayım. Evet. bağlayayım. Araya şuraya gireyim bağlayayım. sen bitir ağaçtan ağaca yaklaştıklarında ağaca yaklaştıklarında orada zaka kelimesi geçiyor. Zaka şey zevk. Evet. Oradaki kelimenin manası tatmak. Yemek manası zevk değil. Zevk almak. Ee, aynı zamanda evet hem zevk manasına geliyor. E, tad şimdi yemek tam Yani Elma da, armut da ya da ona benzer bir katı cisimin yeme e, şeyi de yok. Orada bir e, isim de belirtilmiyor. Şecere'den tattılar. Yani şecere'den zevk aldılar. Orada zaka kelimesinin manası e, tatmak. Tatma manası var. Peki Kur'an'da geçen zaka kelimelerin tamamını inceledim. Ertan. Evet. Şimdi bizim Ve, burada söylediğimiz birçok kişiye ters gelebilir yalnız. Onu da söyleyelim. Yok şimdi görüşlerdir. Bir, bir nereye Tam, gideceğini tama, görelim. Tamamını, ki. tamamını taradım. Zaka kelimesinin yemek manası olan hiçbir ayet yok. Zaka kelimesinin tamamı rahmet tatmak, azap tatmak manaları var. Buna benzer soyut bir şeyi deneyimlemek manası çıkıyor. Eğer zaten... E, Oradan kaynaklanıyor. Zaka kelimesini eğer yediler diye çevirirsen ya da tamam. Nereye varacaksın buradan? E, ağaçtan bir şey yemedik. Yemediler. Demediler. Yani Yemediler. asla bahsedilen o zaman Serhat'ın dediği zaten gibi bir soydan bahsediyor. Ağaç dediği şey, yani ağaç dediği şey, şimdi onu o bu, ağacı bulmaya da çalışmışlar. Başka... Elma mıydı? Buğday mıydı? şu muydu? 50 bin tane şey var. Şimdi bu zaten olsaydı belli olurdu ne oldu yani. Bir şey yemiş olsalardı. Şimdi burada e, Olgun Bey'in söylediğine ekleme yapayım. Şimdi o zevk kelimesinden yola çıktı. Oradan da yola yani çıkılabilir. daha çok manasını Ama bak burada deneyim. çok açık. Şimdi burada diyor ki Allah'ın emri var. Şurada cennette istediğin her şeyden yiyebilirsin, içebilirsin, istifade edebilirsin. Hemen bir altındaki ayette de diyor ki Takra bu hazır şece, hazıhi şecerete. Şu ağaca yaklaşma. Şimdi bunu mealciler böyle çevirmiş. Şu ağaca yaklaşma. Yaklaşma dedikleri kelime takra bu. Yani bu akraba olma. La takrabu diyor orada. La başında la var. La takrabu. Akraba olma. Ne anlıyorsun? Yani onunla birlikte bir kan bağın olması değil. Kan bağın evet. olması. Yani çocukların olmasın ondan. Evet. Hazıhi şecerete. Yani şu şecereden senin çocukların olmasın. Şimdi bu şecere dediğimiz ağaçsa ağaçtan nasıl akraba olacağız? Olamayız. Bu soy kütüğü demek. Yani bu soy kütüğünden senin bir devamın olmasın. Öyle bir yasak koymuş ki Allah orada. Yeme içme demiyor. Her şey serbest diyor burada diyor. Ama şu soy kütüğüyle bir şeyler yapıp da bundan çocuk edinme. Şimdi ondan sonra olaylar buradan sonra gelişiyor. İblis yanaşıyor. Bak diyor sana diyor yıkılmaz bir saltanat vereyim şunu vereyim bunu vereyim. Zaten bir şey vereceğim bir şey yok. Cennetteyiz yani ne vereceksin? Onun söylemek istediği şu, senin bu projen hakim kalabilir. Benimle soyunu birleştirirsen devamlı olarak yaşarsın. Çünkü ben milyonlarca seneden beri benim soyum geliyor. Sen daha yeni başladın, bu işlerden anlamazsın demek istiyor. Ve olanlar oluyor ve o ağaçtan tattılar diyor. Yani o şecereden tattılar. Şimdi ondan sonra e, birdenbire... İşin rengi değişiyor. Yani o ağaçtan dediğimiz artık yani, orayla birlikte bir kan bir bir bağı Yan bir dal olmuş. Evet. Şimdi yan dal olunca ne oluyor? Yan dal olunca Ademoğlu projesi aslında bozulmuş oluyor. Yani bu dünyaya gidecekti, dünyada yaşayacaktı, kendi neslini üretecekti ve kainata uygun bir tür olarak çıkacaktı. Yani zaman meselesidir bu teknolojisini, bilimini şunu bunu geliştirmesi bir zaman meselesi ama kainatta zaman diye bir şeyin önemi yok. Yani isterse 1 milyon yıl geçsin, ondan sonra o da kainata ait bir tür olacaktı. Fakat burada daha başında proje aksamış, aksamış gibi göründü. Şimdi burada meclisin yapacağı şey şu. Bunları bu projeyi iptal etmesi gerekiyor ama iptal edemez. Neden iptal edemiyor? Çünkü burada iblisle birlikte bir şeyler oldu ve oradan doğan yan e, nesiller diyelim veya melezler diyelim iblisin kanından veya genlerinden daha fazla taşıyorlar. Buradan Adem derken Havva ile Adem'den bahsediyor. Erkek ve dişiden bahsediyor. Tabii tabii eşeğli hale geldikten tabii, tabii. sonra Eşeyli oluyor. Sonra... Havva'nın ismi de geçmiyor. Şimdi hava geçmiyor da Havva'nın yani ismi de geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Havva adı hiç geçmiyor. Ee, zevç kelimesi geçiyor. Zevç eş demek ama e, mesela kadın içinde söylenir zevç. Zevcin ...dediğin zaman erkek anlarsın... ...erkek için dediğinde de kadını anlarsın... ...yani... E, ...karşıtıdır... ...birisi artıysa zevci mutlaka... ...eksi olmak zorundadır... Neden? ...yani Adem ve eşi... Yani şimdi ...Adem ve eşi... ...Havva ismi geçmiyor... ...şöyle geçmiyorum. bir problem var... ...yaratılış konusunda... ...Adem ile Havva aynı anda yaratıldılar... ...İbrani mitlerinden okudum... Daha aynı sonra, anda aynı anda yaratılma ilk yaratılmadan bahsediyorum. mitlerinde'n okuyorum. E, Sakın ben, onun kateni, bahsetmiyorum. He, Şimdi yok Nisa suresi oraya girersek daha bu sonra yer... kandırıldıktan sonra yani e, isterseniz soyun e, bir şekilde değiştiğini veyahutta e, başka e, semavi dinlerde anlatıldığı gibi elmanın veya bir meyvanın ye, yedirilmesiyle birlikte e, birinci Havva başka bir yola sapar yani daha çok şeytanla birlikte olduğu söyleniyor. Kime göre İbrani mitlerine göre. Bunun ismi Lilith dediğimiz varlık. Yani aslında kızıl saçlı kadın, hep karşımıza çıkan Scarlet Woman evet. veya da hani Sofya dediğimiz kadından bahsediyoruz. Daha sonra bir uykuya dalar ve uykudan işte kimine göre işte kaburga kemiği, kimine hmm. göre uyruk kemiği ki'den evet. e, Allah tekrar bir eş yaratır. Bu bildiğimiz Havva annemizdir çünkü daha uygundur Adem çünkü kendi bedeninden Hazreti Adem'in kendi bedeninden yaratıldığı için. Şimdi Serhat'ın teorisi şimdi seninki de zaten benziyor. He, onun için senin teorisinden efendim. gideceğim. Şimdi diyor ki Serhat efem Kozmik Miras kitabında. Diyor ki iki tane e, insan türü oluştu cennetten kovulma sırasında. Bir tanesi... Bir melezi oluştu. Melez oluştu. E, şeytanla e, birlikte olan bir havvadan bahsediyor. O da, şeytan da diyor şu şeytan anda dünyadaki i, iblisten, bahsediyoruz. Iblis. iblisten bahsediyoruz. Şeytan Düzeltelim. ayrı bir kavram. Şimdi e, iblisten oluşan bir e, varlıklar vardır diyor. Onlar da dünyada ve dünyanın şu anda başına neler açılıyorsa onlar açıyordur diyor. Evet. Bir toparlayalım ondan sonra hızlandıralım. Bunun dışında da insanlarda bildiğimiz Adem ve Havva'dan oluşan insan soyu vardır. Onlar da bizlerden bahsediyor ve karşımızda büyük bir tehlike olduğunu... ...kozmik miras, evrensel ardalık kanununda bunları yazmış kabaca. Doğru söyledim mi? Doğru. Şimdi tamam. şöyle söyleyeyim. Şimdi meclis bu proje madem böyle bozuldu ne yapması lazım? Bunu iptal etmesi lazım. İptal ederse şöyle bir şey çıkıyor. ...melezleri de iptal etmesi gerekiyor. Yani insanoğlunu da ortadan kaldırması... ...melezlerle birlikte ortadan kalkması lazım. Yani proje tamamen ortadan kalkacak. Fakat melezlerde... ...dediğim gibi... ...iblisten fazla genetik yapı var. Şu anda iddialar da öyle. Dünya üzerindeki iddialar da öyle. Şimdi bu fazla genetik yapı ne işe yarıyor? İblisin elini güçlendiriyor. Eğer sen projeyi yok edersen... ...bana soykırım yapılıyor diyerek... ...çünkü bunlar benim melezlerim diyerek... ...itiraz edip galaktik sistemde kaos çıkartabilir. O zaman bu proje iptal edilmiyor. Oradaki ayette birbirinize düşman olarak inin dediği melezlerle insanoğlunun çocukları birlikte birlikte dünyaya gönderiliyorlar ve dünyada bunun homojen bir yapıya dönüşmesi bekleniyor, arzu ediliyor. Yani insanoğlu türü haline gelmesi. Fazladan genetik yapısı olsa bile zaman içerisinde karışıp yine insanoğlunun genetik yapısı baskın olsun. Bütün peygamberlerin gelme amacı, bütün dünyadaki macera, bütün her şeyi yaşadığımız bununla ilgilidir. Yani burada biz homojen bir yapıya kavuşup insanoğlu olarak galaktik bir seviyeye çıkabilecek miyiz? Yoksa bu ayrı ayrı heterojen yapılar şeklinde böyle birbirimizi mi yiyeceğiz? Bu dünyayı yok edip insanoğlu türünü yok mu edeceğiz? Şu evet. anda bütün olay insanoğlunun türünün yok olması için bir grup diyor ki Bizde şu gen var bu gen var Biz farklıyız Biz homojen kalmayacağız Heterojen kalacağız Arap atı gibi olacağız Arap atını yok edemezsin diyor Mesela İngiliz evet. atını yok edemezsin diyor Biz daha iyi koşuyoruz Şimdi bu şekilde olduğu zaman Şu andaki dünyadaki kavgalar Senle devam edelim Yani katılıyor musun bir kere Serhat'ın dediklerine evet. Ve bu kavgaların nedeni e, bu iki hani diyoruz ya e, bir deccaliyet projesi diye bir proje yürütülüyor dünyada. Evet. Bu deccaliyet projesi insana ait bir şey değil deccale ait bir şey. Evet. Serhat'ın anlatmış olduğu evrensel ardalık kanununun soyu da iki tane soydan biri de deccale ait. Yani evet. insanla deccal arasında dünyada kavga devam ediyor. Evet. Katılıyor musun buna? Evet iki, bir kavga var. Evet. Yani e, iki bağ sahibinin kavgası gibi bir kavga var. Yani bir tarafta Deccal sistemi... E, ...diğer tarafta daha ruhani ve bunun karşısında olan bir sistem. E, ancak bunun e, hani farklı o soylara karışıp da oradan gelmesinden ziyade... ...evet Kur'an-ı Kerim'de de şöyle bir şey var. E, özellikle Ahmet'in dediği gibi bir ardıllık var. Çünkü... İşte Nuh'tan, Nuh soyundan bunu yarattık, Adem'den bunu vesaire Nuh'tan. Hep soyların e, ve o soy akışı üzerine Kur'an-ı Kerim'de özellikle belirtiliyor. Onun neslini buradan, onun zürriyetini buradan devam ettirdik. Bu noktada e, mesela işte ilk başta dedim ya hani bir yerde salsal, minhameyn sal, meslum, bir bir tarafta tim, bir tarafta beşer. E, bir tarafta insan sanki anladığım şu ki ve bunu... Da araştırıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim grameri üzere çalışan e, arkadaşlarımız var. Özellikle beşer kelimesinin ayrı bir soy. Sanki peygamberlerin geldiği bir soy gibi. Çünkü onun önüne geçmeye çalışıyor Diğer soy kim? Diğer soy e, diğer soy da insan. Ama e, peygamberlerin daha farklı bir yapısı var. Bu soya engel olunmaya çalışılıyor. Yani, Peygamberler zaten o soydan tamam, geliyor. Tamam işte, O soydan geliyor. Ve O soyu benim dediğim gibi homojen bir sisteme katmaya çalışıyorlar. Şimdi, bak unutma bu, söylediğini. Bu noktayı nerede söylüyorum, biliyor musun? Çünkü hani Meryem. şey oraya gideceğim işte, zaten. Mer bak şimdi. Meryem Peygam şey Bütün Meryem... olay nerede başlıyor bak? Mitoloji. Habil Kabil İlk insan bunlar kardeşler. Bak, bir, bir Burcu, birbirini öldürüyor. Kuz Kuzkuoğlu demiş ki. O zaman dünyaya gönderilen iki soy varsa senin teorine i̇ki göre. İki soy değil ya bir melezi var işte. Melezden O da şöyle söyleyelim. Yani biraz önce anlattığımız gibi çaprazlama soy var. Bir melezi de bildiğimiz Hazreti Adem'in soyunun devamı. Adem peygamberler saf insan soyu mu? Evet. Evet. evet ayet ee, hani sorusuna cevap oldu. Zaten hepsi saf <laughs> insan soyu. Çünkü <laughs> evet. peygamber soyunun ayrı bir soy olduğu söylenir. Tamam. Diyor. işte bu melezden geliyor Peygamberler evet. zaten. Yani Adem ayrı diğer peygamberler hepsi melezan Bak şimdi Habil Kabil kavga ediyor. Mitolojide kavga var. İki kardeş kavgası bu. Şimdi İbrahim'in iki tane oğlu birbirleriyle anlaşamıyorlar. Zekeriya aynı şekilde e, oğlu Yahya bir şekilde tedavi ediliyor. Yusuf Hazreti İsa'nın başına gelen. Yusuf'un değil. Şimdi bütün anlatılan şey şu. Bir tane büyük kardeş var. Öbür küçük kardeş de var. Küçük kardeş şuna itiraz ediyor. Ben daha soyluyum benim başa geçmem lazım. Büyük kardeşi, küçük kardeş başlıyorlar kavgaya. Şimdi Habil ile Kabil niye kavga etti? Bir tanesinin kurbanı kabul edildi diyor, ki kabul edilmedi diyor. Acaba niye böyle oldu? Aslında yapılan şey şu, kurban niye kabul edilmez ki? Bir tanesi, kendi batnından yani İslam literatürde anlatılanlardan anlıyorum ben de. Bunun Kur'an-ı Kerim'de açıklaması yok ama bir sürü kitapta böyle var kendi ikizini almak istedi. Yani bir batında bir kız bir erkek doğuyordu bir batında bir kız. Bu sembolik bir anlatımdır. Gerçek olarak düşünebilirsin düşünmeyebilirsin. Şimdi ben kendi ikizimi almak istiyorum. Yani bu öldüren kardeş kendi ikizini almak istiyor. Öbürü de diyor ki yok Allah'ın emri öyle değil. Çapraz evleneceğiz. Yani homojen olacak. Sen kendi ikizini alırsan senin soyun ayrı gider. Benim soyum ayrı gider. Dünyada iki tane birbirine düşman insanlık soyu oluşur. Bu da insanlık projesinin eninde sonunda yok olması demektir. Çapraz olması lazım. Çapraz onolojide yani geçen anlatım mı bu? Bu Habil Kabil anlatıyorum. çok Hayır, doğru yani, bir yerde. Şimdi bakın. Yani, buradan şu oluyor. Bunun kurbanı Tanrı tarafından Tevrat'ta veya Allah tarafından kabul ediliyor. Çapraz evlenelim, homojen olalım diyen. Öbürkününki ki kabul edilmiyor. Kabul edilmeyen tutuyor onu öldürüyor. İlk cinayet burada böyle işlendi deniliyor. Şimdi mitolojide bunun çok örneği var. Hazreti İbrahim'in çocukları niye şey yapıyorlar? Yani Hazreti İbrahim'in bir tane ilk oğlu var. Hazreti İsmail değil mi bu? Hazreti İsmail nereden oldu? Bir Arap hanımdan. Neden? Onun çocuğu olmuyordu. Kısırdı. Bu kısırlık meselesi de ayrı. Bu melez soyun özelliğidir. Geçici kısırlıkları var. Çünkü aynı soyu devam ettirmek istedikleri için bu kısırlık onlarda bir sembol haline gelmiş. Ve kısır olan özel soy olarak görülüyor. Neyse uzatmayalım. Şimdi onun e, olmayınca çocuğu bir tane Arap hanımı alıyor ve ondan çocuğu oluyor. İlk büyük çocuk. Büyük çocuk oldu. Küçük çocuk olunca tabii göksel bir yardım oluyor falan filan. Aynı küçük soylu, çocuk oldu. olunca küçük çocuk diyor ki ben daha soyluyum. Tabii. Benim annem de İsrailoğlu, babam da İsrailoğlu. Sen kimsin? Sen aramızdan git şimdi bu sefer Hz. İbrahim mecbur kalıyor. İşte bu sefer onu mu kurban etti? Bunu mu? Hz. İshak'ı mı kurban etti? Hz. İbrahim mi? Müslümanlar İsmail. diyor ki İsmail'i e, kurban etti. Efendi evet. öbürkü diyor ki İshak'ı kurban. Ne diye, neden böyle önemli? Yani birisi vazgeçmesi lazım. soydan Soydan. Ama şimdi burada çok önemli bir şey var. Yani bahsettiğin eninde sonunda müsevilik e, hikayesi fark etmez Şimdi, İsa, hayır, ama şey. Kur'an-ı Kerim'de ama bak, de ayetler var. Hazreti İsa ile birlikte olgun. Ee, bu soyun yani artık devam etmemesi, bilginin herkese dağılması, bilgiyi de koyun aynı zamanda içine çünkü bilgi de o soyun kendi ritüellerinden bir tanesi. Çünkü dış, dışarıya verilmeyen bir e, davranış şekli. Diyor ki Hazreti İsa ...ya diyor bunların hiçbirisi yanlıştır... ...bundan sonra tamamıyla... E, ...tüm insanlar... ...hangi ırktan olursanız olun... ...hangi dinden olursanız olun... E, ...Hazreti İsa'nın davası da şimdi, o zaten... ...onun için Hazreti İsa'yı... ...senin bahsetmiş olduğun... Onu da ...bütün peygamberlerin davası... Düşünen, ...yani bizim ırkımız asildir... ...diyen insanlar... ...bir şekilde katlediyorlar... ...şimdi ondan sonra çok önemli bir şey oluyor... ...Hazreti İsa'nın... E, ...ölümünden sonra... Ee, bir bakıyoruz ki Hazreti Peygamberimiz geliyor. Evet. O da aynı şeyin devamı. Yani diyor ki tüm insanlar eşittir. Irk olamaz. Homojen olunur. Homojendir. Homo Çünkü asıl olan tüm insanların her konuda eşit olması üzerine kuruludur bu sistem diyor. Geriye dönüyoruz. Sorum şu anda. Şu anda İsrail'de yaşananlar dünyaya Nedir? insanoğlunun evet İnsan bağlayalım oğlu. konuyu da hani <laughs> girizgah yapmış Şurada gibi sen, ben daha evet, belki var sen, yani lütfen. bağlamadan önce şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın e, diğer konu başlığınla ilgili mesela dünyaya müdahale var mıydı? Dikkat edin. E, İbrahim peygamberin eşinin hamile kalmasında Zekeriya'da Meryem'de e, melekler giriyor devreye. Yani o soyu ...o soyu bir şekilde enjekte ediyorlar... ...güzel... ...o soy enjekte ediyor... ...bir şekilde o soyun devamı engellemeye ...korunması sağlanıyor... Için. Peki soy var zaten tamam. de... ...peygamberler Pey e, işte pe 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 soyuna pe pe destek var... Tamam. ...peygamberlerini yapmak istediği tamam. iş ne... Homojenize tamam, etmek... O, o, yani ...peygamber soyuna destek cümleme var... ...cümleme tamamlarsam zaten onu söyleyeceğim... Tabii. ...peygamber soyuna destek olmak istiyor... ...ama bu nereden geçiyor... ...peygamberlik erkeklerde oluyor ve erkeklerden peygamber geliyor. Erkek çocuklar peygamber oluyor. O yüzden ama annesi saf olması lazım. Annesinin saf olması lazım. Peki annesinin saf olabilmesi için ne olması gerekiyor? Yani Meryem gibi olması lazım. Peki Meryem gibi olduğunu nereden anlıyorsun saf olduğunu? Yani bakire olduğunu ya da e, salih olduğunu sağ... diyelim daha saf olduğunu. Diyor ki İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Evet diye ayet var. Peki İsa'nın durumuna baktığın zaman ne, ne özellik var? İsa'nın durumu annesi var. Peki Adem'in durumu gibidir dediği zaman ne oluyor? Yani annesi varsa Adem'i de bir şey var. Fakat bu sefer ayet şöyle devam ediyor. Turaptan yarattık. Onu da turaptan. Turabı bu sefer toprak diye çevriliyor. Şunu demeye çalışıyorum. Bunun detaylarını şu anda programın akışını bozmamak adına e, pek e, girmeyeceğim. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen turap, beşer, salsam, e, e, hameyn mesnun, tin. Bu kelimelerin artık birisi topraktı öbürü su kattık balçık oldu tindi. E, bundan dolayı Allah üfledi e, onu heykel haline getirdi. Ondan sonra canlandıdan ziyade bu kelimelerin Kur'an-ı Kerim'in içerisinde birbirine bağlı olarak e, an, anlaşılması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela şunla kapatayım Ertan. Sözü hemen e, Ahmet'e bırakayım. Şöyle bir durum Söylesen var. Söylesen yani. Salih Zildim. kelimesi mesela biz hakem kelimesi. Arapça bu kelimenin kökü HKM. Bu kelimeden türeyen isimler şöyle olur. Hakem, hekim, hüküm. Muhakeme değil mi? Hepsi adalet sağlar, hüküm verir, e, hakemlik yapar ve bu muhakeme... ...yani kelimeler Arapça'da türerken kök harflerini almış olduğu manaların devamını getirir. Yani buradan sen e, cetvel kelimesini çıkartamazsın. Buna bağlı olarak bir kelime silsilesi gelmesi gerekir. Bazı kelimelerin Arapça karşılıkları Türkçede olmadığı için çevirilerde de oldukça e, zorlanılan e, ayetler var. Bu yüzden de kavram kargaşası oldukça fazla oluyor. Tamam e, Evet. Buradan Şimdi şöyle e, söyleyeyim. Buradan can yani demiş beş şey her hafta bizi ekrana kitlemeyi başaran siz ve ekibinize teşekkür ediyorum. Ben de tv yüze teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde efendim. Olgun Bey'e söz hakkı verin. İsrail'in e, bu kadar <laughs> ileri gitmesini desteklemenin